Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar gördüğünüz üzere videonun konusu belli online sınavlar iptal edildi mi şimdi bu konuya bir açıklık getirelim istiyoruz çünkü bununla alakalı çok fazla sizlerden soru geliyor ee, bu bu öyle akılların karışmasının aslında sebebi de bazı şeyler e, maalesef yani hem öğrenciler tarafından hem kurumlar tarafından veya bireysel instagram hesapları tarafından çok fazla okunmadan veya içeriğine bakılmadan paylaşılabiliyor. Şimdi olayın aslı şu arkadaşlar. Bu yıl online sınav yapacağını duyuran üniversitelere YÖK tarafından bir yazı gönderildi. Bireysel olarak. Yani Ankara Üniversitesi'ne, Uludağ, Alanya, Akdeniz yani online sınav yapacağını YÖK 2022'de online sınav yapacağını duyuran üniversitelere YÖK bir yazı gönderdi. Şimdi ortalıkta dolaşan bir yazı var ya, hani Ankara Üniversitesi online sınavını iptal etti diye e, paylaşılan bir yazı var, resmi bir yazı. O resmi yazıyı burada paylaşmayacağım tabii ki sizlere ama zaten biliyorsunuz e, birçok Instagram hesabında paylaşıldı o, o resmi yazı. Şimdi o resmi yazı Ankara Üniversitesi'nin yayınladığı bir yazı değil. Yani Ankara Üniversitesi o yazıda şunu demiyor: Öğrenciler, biz online yörün sınavını iptal ettik demiyor. Yok diyor ki Ankara Üniversitesi'ne bak artık pandemi yok. normal üniversitelik sınavları bile bir yüzeye çevirdik. Sen de artık online sınav yapma diyor. Ve son maddeyi okuyayım hatta size son paragrafı. Bu çerçevede yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar uyarınca yüksek öğretim kurumlarımız tarafından düzenlenecek. Yurt dışından öğrenci kabul sınavlarının da çevrim içi olarak düzenlenmemesi, düzenlen ...memesi gerekmektedir. Yani ne diyor? Online yapma, çevrimiçi yapma. Düzenlenmemesi gerekmekte olup... ...konu ile ilgili olarak düzenlenecek... ...yurt dışından öğrenci kabul yönergelerinde... ...online sınavlara yer verilmemesi... ...hususunda gereğini rica ederim. Yani online sınavı iptal et diyor. Artık bunun duyurusunu öğrencilere nasıl yapıyorsan yap diyor. Tamam mı? Şimdi biz 3-4 gün önce zaten... Instagram hesabımızdan bir hikaye paylaşmıştık konuyla alakalı. Ee, onu da niye paylaştık? Yine sizlerden çok fazla bununla alakalı soru geldiği için. Hocam online sınavlar iptal olmuş. Hocam bu üniversite açıklamış. Bakın şimdiki bulunduğumuz an itibariyle söylüyorum. Bu videoyu ben cuma sabahı çok erken saatlerde çekiyorum. Cuma günü muhtemelen bu videoyu sizler izleyeceksiniz. Şu anki pozisyonda YÖK üniversitelere online sınavını iptal etmesini söyledi. Fikrimi söylüyorum şu an. Fikrimi söylüyorum. Yani yötsanem olarak düşüncemizi söylüyoruz. Diyoruz ki %95'in üzerinde üniversiteler şu an online sınav yapmayacak. Ama üniversite resmi olarak yazısını açıkladı mı? Yayınladı mı? Yayınlamadı. Bakın hiçbir üniversite şu an ben online sınav yapmıyorum demedi. Biz tabii ki planımızı online sınav olmayacakmış gibi yapmamızda fayda var. Onu söyleyelim. Şimdi aklınıza gelen sorulara da ben yine cevaplar vermeye çalışayım. Bize sorulan sorular e, özelinde. Şimdi zaten o yazıya baktığınızda yazı Profesör Doktor Rahmi Er tarafından yayınlanmış. Bu ne demek? Başkan vekili. Yüküm başkan vekili. Yani üniversitede yayınlanıyor. Neyse o yazıyı bir kenara koyalım. Şimdi biz önümüze bakalım. Şimdi online yöz sınavları iptal olacak mı? Evet bu durumda %90'ın üzerinde iptal olacak gibi duruyor. Ama niye gibi? yüzde oran veriyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar bu yıl en dedik değil mi? Emyos dedik. Yazılar da vardı. paylaşıldığı Şu oldu, bu oldu. Hop Emyos bitti gitti. Değişti. Bir şeyler oldu. Sonra TRYOS geldi gibi. Şimdi bunun çerçevesinde ama biz online sınav olacak, e, online sınav olmayacakmış gibi videonun geri kalan kısmına devam edelim ki bence de yani %90 üzerinde yine olmayacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bakın ne olacak şimdi peki? Online sınav olmadı hocam e, paralarımız iptal mi olacak? Hayır iptal olmayacak. Yani paralarımız yanacak mı? Hayır. Online sınava başvuru yapan öğrencilere üniversiteler muhtemelen alternatifler sunacak. Ha şu da soruluyor. Bak yine aklıma gelmişken gelen sorular cevap vereyim. Hocam hangi üniversiteler online sınavını iptal etti? Hocam Ankara iptal etmiş ama Uludağ iptal etmemiş diyorlar. Hocam Alanya kesin yapacakmış. İşte ne bileyim oradan Çankırı Karatekin kesin yapacakmış. Değil arkadaşlar. İptal olursa Hepsi iptal olacak. Şu anki yazı onu gösteriyor bize. Tamam mı? Ee, şimdi bu tabii ki yok yazısını değiştirmezse. Şimdi ne olacak? Diyecek ki üniversite atıyorum. X üniversitesi. Uludağ olsun. Çok sevindim. Yani Uludağ'ın online sınavının iptal olmasına da bu arada çok sevindim. Çünkü kamerasız, mikrofonsuz online sınav mı olur? Ya yani şimdi biz bunu söyleyince de bazı arkadaşlar bize kızıyorlar. Hocam bizim imkanımız yok. Zaten sınavlara giremiyoruz. Niye online sınavların iptal olmasına bu kadar seviniyorsunuz? Arkadaşlar biz online sınavların iptal olmasına sevmiyoruz insanların hakkının yenmediğine seviniyoruz. Yani şunu düşünmesen Uludağ işte online sınav yapmayacak o yüzden ben o sınavdan faydalanamayacağım. Böyle bir şey yok. Ya yani Uludağ online sınav yapmıyorsa Uludağ'ın dünyalar kadar kontenjanı var. Bu kontenjanı bir şekilde doldurması gerekiyor. E hocam nasıl dolduracak? Ya gelecek senin ülkende bu üniversite gelecek sınav merkezi kuracak ve sınav yapacak. Onu yapmazsa başka üniversitenin yani genel işte İstanbul gibi çoğu ülkede yapılan sınavları kabul edecek. O da olmazsa belki gidecek işte ne bileyim farklı bir alternatif yolla üniversitesine yine kontenjanını dolduracak. Yani o kontenjanları bir şekilde dolacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi evet konudan hep sapıtıyorum gibi ama bunlar da gerçekten ciddi ve sizin sorduğunuz sorulara cevaplar olması e, paralelinde önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne olacak dedik. İşte üniversite diyecek ki benim sınav merkezim bu istiyorsan git o sınav merkezinde sınavına gir paran yanmasın diyecek. Veya diyecek ki ben sana paranı iade ediyorum. Tamam bunların hepsini üniversiteler tek tek açıklayacaklar kılavuzlarında ve bizler de gideceğiz kılavuzlarından, ne yapacağız bunları okuyacağız. Yani en çok sorulardan bir tanesi şu yine işte biz parayı verdik online sınav için paramız ne olacak yanacak mı? Yanmayacaktır arkadaşlar bu paralar ya sizlere iade edilecek çünkü bu sizlik bir durum değil üniversitenin yapmış olduğu bir hata gibi düşünülebilir. Online sınavı gökten izin almadan paylaşılmış yani gördüğünüz üzere. bu ee, ya para size iade edilecek ya sınav merkezleri açılan sınav merkezlerinden istediğiniz birine kayıt olacaksınız. Ve paranız otomatikman oraya aktarılmış olacak. Tamam mı arkadaşlar? Umarım yeteri kadar açıklamış, açıklamışımdır diye düşünüyorum. Şunu unutmayın. E, Cuma günü yani işte bu videosu e, yayınlandığı andan itibaren bence üniversiteler bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Cuma günü yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama en kötü ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde üniversitelerden de resmi olarak bir açıklama gelecektir. Şimdi biz üniversiteleri arıyormuş. Tabii ki arıyoruz. Üniversitelerin bir kısmının, bir kısmının e, çok olaya vakıf olmadığını görüyoruz. Yani biz arıyoruz. Daha yazıdan haberleri yok. İkinci gün aradığımızda evet yazı gelmiş diyen yani üniversiteler de var. Burada tabii ki isim vermeyeceğiz. Bazıları da olaya şu an çok hakimler. Ee, şu an yeni sınav merkezi arayışı içerisindeler. Yani yeni sınav merkezlerini oluşturmaya, oraya personel aktarmaya çalışıyorlar. Kısa zaman içerisinde de resmi duyuru yapacaklarını söylüyorlar. Tamam bilginiz olsun. Ama şunu unutmayın. Ee, sevinin. Yani arkadaşlar buna lütfen üzülmeyin. Ya buna üzülecek, online sınav olmamasına üzülecek tabii ki yani hakkıyla online sınava girip bir şeyler elde etmeye çalışıp e, ve bu sınavdan faydalanmak isteyen arkadaşlar tabii ki var. Bunlardan da üzülenler olacaktır. Onlar da umarım e, kendilerine uygun bir sınav merkezlerinde sınavlara girerler ve hedefledikleri eğitimi alırlar diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine bu konuyla alakalı bu konu özelinde sorularınız varsa bu video altına yazabilirsiniz yorum kısmına. Oradan cevaplamaya çalışırız. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.